hiç yıkamayalım, tamam mı? Babamın kokusu gitmesin. Tamam kızım. Sen nasıl istersen canım. Anne. Hı, canım. Biz Cemre'nin mirasını yemişiz. Yaptık mı gerçekten? Onu kırmamışımdır değil mi? En son ne konuşmuştuk babamla? Ona sesimi yükseltmiş miydim? Saatlerdir bunu düşünüyorum. Kendine bunu yapma. Bence baban senin gibi bir oğlu olduğu için çok mutluydu. Kızardı bazen. Ne bileyim, bazen haksızlık da ederdi. Ama o benim babam ya. Benim babam. Niye öldü Eylül? Niye? Ne mirası kızım? Cemile'nin babası iflas etmişti. 5 parasız kalınca da adam kendini öldürdü. O zaman babam niye öyle dedi? Ne zaman? Defne, ne dedi baban sana? Hastanede. Biz Cemre'nin mirasını çaldık dedi. O durumdayken bunu mu söyledi? Ya anne, bir kez olsun bana doğruyu söyle ya. Bir kere. Evet. Evet. Cemre'nin parasını çaldık. Bir yerden para kaldı ona. Çok para. Babana verdiler. Baban da vermedi Cemre'ye. Rahat ettin mi için şimdi ha? Hırsız mıyız biz? Ne münasebet. Bak, biz o parayı ödünç aldık. Babanın çok paraya ihtiyacı vardı. Biraz değerlendirip sonra verecekti kendisini. Doğru söylüyorum anneciğim, gerçekten. Babam o yüzden Cemre'yi çağır bana diye sayıkladı. Son nefesinde karısını, çocuklarını değil de o kızı sayıkladı. Bravo Tevfik. Senden de bu beklenirdi. Kızım, anneciğim, canım. Ne olur bundan kimseye söz etme. Yani bütün bu olan bitenin içinde ben bir de bununla uğraşamam. Ha? Ne olur bak doğruyu söylüyorum. Anne sözü dinle. Gidip yat istersen. Hava sana sıcak süt hazırlasın mı? Havva! Havva! Buyurun Nazan Hanım. Bunlar birilerine ver. Gözüm görmesin. Serkan nasıl? İyi değil. Ne arıyorsun çöpün içinde? Ya ben buraya yanlışlıkla bir şey attım. Bunu döktüler mi? Oldu. Yetimiz diye çöpün içinde mi oturalım yani? Neyse hadi bırak onu. Hedoş çay demlemiş. Baykuş gibi durma. Gel sen de. Sen git, ben gelmeyeceğim. Serkan. Hiç.